Mausa limanında hamal olarak çalışan ve teninin esmerliğinden dolayı Arap lakabını almış Arap Ali'nin hikayesidir bu. Genç yaşta evlenen ve bir de çocuğu olan güçlü, kuvvetli bir delikanlıdır Arap Ali. Ali hemen hemen her akşam işini bitirdikten sonra çalıştığı limanın hemen yakınında bulunan bir meyhaneye gider ve orada günün yorgunluğunu atmak için bir şeyler içer ve evine öyle gidermiş. Yine bir akşam Ali iş çıkışında meyhaneye gitmiş. Bu sefer girdiğinde meyhanede bir uğultu, kahkaha ve saygısız tavırlar sergileyen İngiliz sömürgesine ait 7 askeri görmüş. Bakışlarını askerlerin üzerine odaklayan Ali'nin bakışlarından rahatsız olan İngiliz askerleri Ali'nin üstüne yürümüş ve beklemedikleri şekilde Ali'den dayak yiyerek meyhaneden ayrılmışlar. Ve bu olay o gece tüm Kıbrıs'a yayılmış. Arkadaşları bu olaydan sonra Ali'ye hemen buraları terk et, bunlar seni rahat bırakmaz deseler de Ali'nin aklında kaçmak yoktur. Gitmesi gerekenin onlar olduğunu söyler. Ertesi gün Ali yine iş çıkışında aynı meyhaneye gider ve bu sefer meyhanede farklı bir atmosferle karşılaşır. Tüfeklerinde süngü takılı olan 7 İngiliz askeri onu bekliyordur. İçlerinden bir tanesi Ali'ye doğru hamle yapar. Ali gelen askeri yumrukla yere indirir. Fakat kalan 6 askerin süngü darbelerine dayanamaz. En son öfkeli bir şekilde Ali'nin yumrukla yere indirdiği 7. asker de Ali'ye süngüsünü saplar. Hızlıca kan kaybetmeye başlayan Ali'yi 7 İngiliz askeri sürükleyerek ibreti alem için Mausa limanına götürür ve orada bırakırlar. Olayı öğrenen Ali'nin eşi hızlı bir şekilde limana doğru koşar ve kanlar içerisinde olan Ali'nin başına gider. Ali'nin ağzından o son sözler dökülür. İskeleden çıktım yan basa basa. Mausa'ya vardım. Kan kusa kusa. Mausa limanı. Limandır liman. Beni öldüren de yoktur dinaman. Sözleri çıkar ve Ali o dakika canını teslim eder. Ali'nin eşi ise uyan Ali'm, uyan. Uyanmaz oldun. 7 bıçak yarısına dayanmaz oldun der. Bu sözleri duyup etkilenen çevre halkı ise bu sözlerden türkü yaparlar.